Merhaba sevgili öğrenciler. Kolay Soru Bankası 3. testin soru çözümüne hoş geldiniz. Metabolizma için aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Metabolizma ilk olarak bir hatırlatmak istiyorum. Metabolizma neydi? Hücre içerisinde gerçekleşen yapım ve yıkım olaylarının toplamına yani tamamına metabolizma diyoruz ve tüm canlıların ortak özelliğidir. Çünkü çünkü tüm canlılarda yapım ve yıkım olayları gerçekleşir. Yapım olayının diğer ismine anabolizma diyoruz. Yıkım olayının diğer ismini ise katabolizma diyoruz. Eğer sizin yapım olayınız yıkım olayınızdan fazlaysa o zaman büyümekte ve gelişmektesiniz. Ancak e, yıkım olayı yapım olayından daha fazlaysa daha büyükse o zaman yaşlanmakta ve küçülmektesiniz anlamına gelir. Şimdi gelelim soruya Yanlış arıyoruz söylenemez kavramı demiş. Metabolizma eşittir yapım artı yıkım evet toplamına demiştik. Bebeklerde metabolizma katabolizmadan daha küçüktür demiş. Baktığımızda bebeklerde hızla bir büyüme ve gelişme vardır. O zaman anabolizma küçük olamaz. Katabolizma da büyük olamaz. Yapım her zaman yıkımdan büyüktür bebeklerde. Dolayısıyla bursa olacak ama diğerlerine de bakalım. Tüm canlarda yapım ve yıkım olayları gerçekleşir. Evet canların ortak özelliği dedik. Yaşlı insanlarda yapım olaylarına rastlanabilir. Tabii ki de rastlanabilir. Ancak yaşlarda nedir? Sadece yıkım olayı Biraz daha fazladır. Ancak yapım olayı da elbette vardır. Yoksa hızlı bir şekilde ne yapacak? Bu yaşlarda çok daha hızlı ölecektir. Veya işte kırılan bir yeri, yıpranan bir yeri onarılamayacaktır. Bitkilerde fotosentez sonucu besinlerin sentezi metabolizmaya örnektir demiş. Baktığımızda bitkilerin yaptığı olay bir glikoz işte bir amino asit veya bir vitamin üretimidir. Yani burada bir üretim gerçekleşiyor. Sentez olayı her zaman yapımdır diyebiliriz. Sentez varsa bunu yapım olarak kabul ediyoruz. Dolayısıyla cevabımız bursa olacak. Gelelim ikinci sorumuza. Aşağıda verilen durumlardan hangileri pasif harekettir? Pasif harekete örnek soru. Pasif hareketi şöyle bir hatırlayalım. Eee... Pasif harekette yer değiştirme yok ancak kıpırdama vardır. Özellikle bitki hareketleri aklınıza gelsin. Ay çiçeğinin güneşe dönmesi. Ay çiçeği güneşe döndüğünde yerini değiştirmiyor ama hareket kıpırdama var. Kabul ediyoruz. Sarmaşığın duvara tırmanarak tutunarak tırmanması. İşte sarmaşığın tırmanma olayı yine yer değiştirme yok ama hareket var. Bakterilerin kamçı ile yer değiştirmesi. Kamçı ile hareket etme nedir? Bu aktif bir olaydır. Yer değiştirme olduğu için bunu kabul etmiyoruz. Pasif hareket dediği için cevabımız 1 ve 2 olacak. Aşağıdaki bilimsel bilgi basamaklarından hangisi değişmez? Değişmeyen bir tek nedir? Kanun yasa dediğimiz olaydır. Örneğin yer çekimi kanunu asla değiştiremezsin. Dolayısıyla cevabımız denizli olacak. Canlıların ortak özellikleri hakkında verilen yargılardan hangisi yanlıştır demiş. Ortak özellik. Tüm canlıların boşaltım sistemleri ile atıkları dışarı bırakır demiş. Şimdi tüm canlılar boşaltım ile atıkları dışarı bırakır. Sistem kavramı tüm canlılarda bulunur mu? Tek hücreli canlılarda tabii ki sistemden, dokudan, organizma kavramından bahsedemiyoruz. Dolayısıyla adan olacak ama diğerlere de bakalım. Tüm canlılar solunum yapar. Solunum ortak özelliktir. ATP üretmek için her canlı solunum yapmak zorunda. Tek hücreli canlılarda büyüme ve gelişme görülür demiş. Evet, Tüm canlılarda büyüme ve gelişme ortak özelliktir. Tek hücrede büyüme ve gelişme nasıl olacak? Örneğin hücre bazı işleri yapabilecek işlevsel hale gelmesi, örneğin protein sentezi yapabilecek kapasiteye gelmesi bu gelişmedir. hücrenin biraz daha kütlesel ve hacimsel olarak artışıysa bu da büyüme olarak kabul edilir. Dolayısıyla tüm canlıların ortak özelliğidir. Tüm canlılarda organizasyon görülür. Organizasyon, örneğin protein sentezi bir organizasyondur ve tüm canlılarda ortaktır. Tüm canlılarda protein sentezi görülür. Evet, az önce bahsettiğim olayı E'ye koymuş. Dolayısıyla bunu da Adana diyoruz. Geldik. Beşinci soruya. Glikoz artı oksijen, karbondioksit, su artı ATP. Bu nedir? Bir oksijenli solunum reaksiyonu diyebiliriz bunun için. Nerede gerçekleşiyordu? O? Ee, ökaryotların mitokondrisinde gerçekleşiyor ve prokaryotlardan bakterilerde ise hücre zarındaki kıvrımlarda yani mezozom dediğimiz yapılarda gerçekleşir. Tepkime için verilen ifadelerin hangisi doğru değildir demiş. Hücre içinde gerçekleşmiştir. Evet mitokondri sayarsak hücresel solunum olduğu için kabul ediyoruz. Oksijenin solunumla ATP üretilmiştir. Evet bakın oksijen harcanmış ve ATP üretilmiş. Doğru. Bakteriler mezozomlarında Bakteriler mezozomlarında gerçekleşebilir demiş. Evet zaten bakteriler bunu mezozomlarında yapmak zorunda. Ökaryot canlıların mitokondrisinde gerçekleşir. Evet, ökaryotların mitokondrisinde oksijenli solunum gerçekleşir. Bitkilerin kloroplastlarında gerçekleşir. Bitkilerin kloroplastlarında fotosentez gerçekleşir. Bitkiler de bizim gibi oksijenli solunum yapar. Yani kloroplastların yanında bir de mitokondrileri var. Mitokondrilerinde oksijenli solunum, kloroplastlarında ATP e, fotosentezle e, ne yapılır? Besin üretimi gerçekleşir ışık yardımıyla. Cevabımız dolayısıyla Edirne olacak. Altıncı soruda bakalım ne verilmiş? En tane glikoz, nişastı ve su elde edilmiş. Şimdi burada bir yapım olayı var, bir sentez olayı var ve su açığa çıkmış. Şura için kalem rengini biraz değiştirelim. Bunun için ne diyebiliriz? Su açığa çıktığı için dehidrasyon diyoruz. Unutmayın dehidrasyon reaksiyonlarında bir büyüme, bir yapım olayı vardır. Ve her zaman ATP harcanır. Peki diğer Tersine bakalım. Diğer tepkimeye tepkime bakacak olursak bu yöndekine. Nişastayı suyla parçalamışız ve glikoz elde etmişiz. Bu olay da bir hidroliz olayıdır. Hidroliz olayında da unutmayın ATP harcanmaz. Yukarıda gerçekleşen çift yönlü reaksiyon hakkında verilen ifade eden hangisi doğru değiller demiş. Bitki hücrelerinde glikozlar nişasta şeklinde depo, depolanır. Evet bitkilerde nişasta şeklinde depo edilir. Hayvanlarda, insanlarda, bakterilerde ve mantarlarda ise glikozlar glikojen şeklinde depo edilir. Nişasta hayvanları tarafından glikozlara hidroliz edilebilir demiş. Nişastayı evet biz ve hayvanlar sindirebilir. Örneğin patates, işte ekmek bunlar nişastadır. Yediğimizde sindirmiş oluyoruz. Dolayısıyla doğru. Glikozlardan nişasta elde edilince su harcanır. Bakalım glikoz nişasta artı su yani su açığa çıkmış. Fakat burada su harcanır demiş. Dolayısıyla Ceyhan olacak. Ama diğerlerine de bakalım. Bakteriler nişasta yerine glikozları glikojen şeklinde depo eder. Evet, insanlarda, mantarlarda, hayvanlarda e, glikozların fazlası nişasta şeklinde depo edilir. Nişastanın glikoza parçalanmasında enzim kullanılır. Evet, tüm kimyasal reaksiyonlarda enzim kullanılır. Burada da enzim kullanmak zorunda dedik. Ve geçiyorum 7. ve son soruya. Hücre bilimine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Hücre neydi? Sitoydu. Sitolojiyi arayacağız ama diğer bilimlere de şöyle bir göz atalım. Histon ne demek? Doku demek. Bu doku bilimi olarak geçer. Embriyo zaten biliyorsunuz embriyo. Embriyoloji embriyo bilimi. Anne karnından itibaren doğuma kadarki olayları inceleyen bilim dalı. Genetik DNA'yı işte genleri, gen klonlamasını gibi olayları inceliyor. Sito hücre demek. Sitoloji de hücre bilimi demek. Ekoloji eko çevre bilimi diyoruz loji bilim demek mesela sito hücre dedik loji bilim sitoloji hücre bilimi şeklinde aklınıza tutabilirsiniz evet bir dahaki e, dersimizi test no 04 ile devam edeceğiz e, sizin de desteklerinizi bekliyoruz lütfen kanala abone olmayı e, beğen